Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzeme ile hazırlayabileceğiniz nefis bir pasta tarifim var. Mozaik pasta yapacağız bugün. Malzemelerim bu kadar. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle pudingimizi pişirmekle başlayalım. Bir paket çikolatalı pudingi tenceremize alalım. Üzerine 3 su bardağı sütümüzü ilave edelim. Ben 200 ml su bardağı ile kullanıyorum. Normalde üzerinde 3,5 su bardağı yazıyor. Fakat kıvamının biraz koyu olmasını istediğim için 3 su bardağı süt ilave ettim. Çırpıcı ile güzelce çırpalım. Topakları tamamen ezildikten sonra ocağın üzerine alalım ve pudingimizi pişmeye bırakalım. Pudingim pişti. Şimdi ilk sıcaklığının çıkması için bir kenara alacağım. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca bekleteceğim. Ara ara karıştırın ki üzeri kabuk bağlamasın. Evet, şimdi geniş bir karıştırma kabına 1,5 paket petibör bisküviyi elimizle çok fazla bölmeden 4-5 parçaya bölecek şekilde kıralım ve karıştırma kabına alalım. Ben toplamda 1,5 paket bisküvi kullandım. Bu oran değişebilir. 2 paket de koyabilirsiniz. Kıvamına göre ayarlama yapabilirsiniz. Ben hepsini kırmadım. Öncelikle pudingimi üzerine ilave ettikten sonra kıvamına bakacağım. Kıvamı hala çok cıvıksa biraz daha ilave edeceğim. Evet, pudingim 5-6 dakika boyunca kenarda bekledim. Gördüğünüz gibi kıvamı da koyulaştı. Bu şekilde olmasını istiyorum çünkü. Evet, üzerine pudingimizi tamamen boşaltalım. Daha sonra bisküvi ile pudingin güzelce karışması için karıştıralım. Daha önce de söylediğim gibi bisküvinin durumuna göre, yani kıvamına göre tekrar bisküvi kırabilirsiniz. Ben biraz bakacağım şimdi kıvamı nasıl. Eğer gerekiyorsa biraz daha bisküvi kıracağım arkadaşlar. Evet, baktım kıvamı biraz daha cıvık. Biraz daha bisküvi ilave ettim. Yaklaşık 3-4 tane. Yani toplamda 1,5 paket tekli paketlerden petibör bisküvi kullandım. Evet, şimdi streç filmimi 2 tane yan yana olacak şekilde bir tahtanın üzerine serelim. Bir tane yeterli gelmeyecektir. O yüzden 2 tanesini yan yana koyarsanız daha rahat bir şekilde sarabilirsiniz. Evet, tam ortasına hazırlamış olduğumuz bisküvili ve pudingli karışımımızı yerleştirelim. Daha sonra uçlarından birleştirerek elimizle düzelterek rulo şekli de verelim. İsterseniz bu aşamada üçgen şekli de verebilirsiniz. Fakat ben bu şekilde yuvarlak olmasını istediğim için elimle kenarlarını sıkıştırarak bu şekilde şekil verdim. Dediğim gibi şekil verme aşaması tamamen size kalmış. Evet, gördüğünüz gibi şekli bu. Kenarlarını güzelce sıkıştırdım. Daha sonra bir kaba alarak buzluğa kaldırdım ve 3 saat boyunca hiç dokunmadan bu şekilde beklettim arkadaşlar. Tamamen donması gerekiyor rahat dilimleyebilmek adına. Yaklaşık 3 saat boyunca hiç dokunmadan buzlukta bekletin. Evet, 3 saatin sonunda şimdi üzerine sarmış olduğum streç filmi çıkartacağım ve dilimleyeceğim arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde buzluğa atın. İstediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. Aniden gelen misafir için inanın birebir oluyor. Evet, şimdi üzerine ben dekor çikolata sos sıktım. İsterseniz sade olarak da sunum yapabilirsiniz. Veya Hindistan cevizini de bulabilirsiniz. Üzerine eritilmiş çikolata dökebilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış arkadaşlar. Evet, zaten çok kolay bir şekilde dilimleniyor. Yaklaşık buzluktan çıkaralı 10 dakika falan oldu. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde dilimleniyor. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir pasta arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi şekli, tadı muhteşem. Evet, şöyle bir de sizlere bir daha yakından göstermek istiyorum. Gerçekten nefis bir pasta oluyor arkadaşlar. İçinde katı yağ da yok. İnanın diğer mozaik pastalardan çok farklı. Deneyin ve denedikten sonra bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Bu tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.